fırıncılar maliyetler arttı diyerek ekmeğe bir zam daha yaptı. İstanbul'un 3 ilçesinde Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir'de 220 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya çıktı. 5 lira verdiniz, para üstü bekliyorsunuz. Evet. Ne kadar ekmek? 4 liraydı en son. Artık zam geldi, 5 lira oldu. Hayırlı olsun. Buyur işte, sözün bittiği yer, daha ne olsun. Dibin dibine vurduk yani. Ekmeğe bir zam daha geldi. İstanbul'da Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de 4,5 liradan satılan 220 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya çıktı. Zamın sebebi maliyetler. Sürekli artan maliyetler yani. Mecburen ekmeğin yansıtmak zorunda kalıyoruz. Fırıncının maliyeti arttıkça ekmek de zamlanıyor. İstanbul'da bazı bölgelerde ekmeğe yine zam geldi. Kadıköy'de ekmeğin zamlandığı fırınlardan birindeyiz. Yeni tarifeler asıldı. 220 gram ekmek artık 5 liradan satılıyor. Dün 4,5 liraydı bu ekmek. Çekiniyoruz insanlara karşı söylerken ama mecburuz yapmaya. Sürekli un maliyeti artıyor. Maya sürekli artıyor, su artıyor, elektrik, doğalgaz durmadan sürekli bir şeylere zam geliyor. İşte ekmek dağıtımımız da var. Arabanın mazot yetiştiremiyoruz yani. Bu fırına Ocak ayında 8 bin liralık doğalgaz faturası gelmişti. Geçtiğimiz ay doğalgaz faturası 22 bin liraya yaklaştı. 310 liraya aldığı unun çuvalı ise artık 510 lira. Yılbaşında 310 lira olan bir çuval un aydan aya zamlandı. Neredeyse her ay ikişer defa zam geldi una. Geçen yıl Ocak ayında 60 lira olan mayanın fiyatı da 290 liraya çıktı. Eskiden kendi buğdayımızı üretiyorduk. Kendi buğdayımızı ürettiğimiz için ekmeğimiz ucuzdu. Şimdi kendi buğdayımızı üretmiyoruz ki. Ekmek fiyatları bu gidişiyle 10 da olur, 15 de olur. Ekmek bir yılda %150 zamlandı. Yapılan zamlar resmi değil. Fırıncılar 4-4,5 lirayken de resmi tarifenin üzerinde fiyatla satıyordu ekmeği. Ekmeğe zam talep ediyorlar ama talep onaylanana kadar maliyetler yine artıyor. Resmi fiyattan satsalar bu defa zarar edecek, üretim yapamayacaklar. Resmi tarifenin beklenmemesinin sebebi ne? Beklenmesi maliyetler. Cezayı göze alarak mı bu zamları yapıyoruz? Göze alarak yapıyoruz yani. Ya artık fırıncı fırını kapatacak ya da cezayı yiyecek. Ticaret Bakanlığı ekipleri denetime çıktı. Kadıköy'de ekmeğe zam yapan fırıncılara ceza kesilmedi ama tutanak tutuldu. Fırıncılar tepki gösterdi. Bu fiyatı öyle sormuyorsunuz. Fatura istemiyorsunuz. Haklısın. Gelmesi fırıncının başına bela. 20 gün önce 450 lira aldığım un 580 lira. Evet. Bir fırıncıya sorun. Gelip de galiba fırıncının başına ceza. Yani bunu yapan hiçbir mantığı yok. Ekmek şimdilik İstanbul'un sadece 3 semtinde zamlı fiyatla satılıyor. Halk ekmek büfelerinde ise zam yapılmayacağı duyuruldu. 250 gram ekmek hala 2 liradan satışta. 4 kişilik bir aileyim ben. Günde 3 tane yemiş olsa, hani burada 6 lira mesela. Ben fırından almaya kalksam 15 lira. 15 çarpın ne yapıyor? 450 lira. Nasıl geçineceğiz biz? Bizim muhalefette olan partiler çıkıp da ya arkadaş bizim de şöyle bir projemiz var. Biz ekmeğin fiyatını böyle yapacağız. Tarıma şöyle destek vereceğiz. Ben bunu duymuyorum yani. Evet, 4 kişilik bir aileyim ben, günde 3 tane yenmiş olsa ayda 450 lira diyor vatandaş. Fırıncı zam yapmasa batacak. Vatandaş ekmek bile alamazsa bildiğiniz aç kalacak. Biliyorsunuz dünyadaki buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor. Biz hala kendi verimli topraklarımızda üretim imkanı varken Sudan ve Nijer'de denenip başarısız olmamıza rağmen şimdi de Venezuela'da buğday üretmek gibi absürt, anlamsız, imkansız politikalar peşinde koşalım. Allah akıl fikir versin diyelim.